Sayın hocam, ligler tatil edildi. Duygu, düşüncelerinizi alalım. Pazarspor ne düşünüyor? Evet, bir heyecanla başladık lige. Ama malum ülkedeki bu virüs dolayısıyla sadece tabii ki burada değil, bütün dünyada onun verdiği etki nedeniyle birçok ülke ligler erteledi. Malum bizde de dün Spor Bakanımızın açıklamasıyla da ligden ertelendiği talebi bizlere iletildi. Ama bu ortamda tabii ki şu anda bir belirsizlik var. Tabii herkesin merak ettiği de bu. Ne zaman oynanacak? Nasıl oynanacak? Ne olacak? Bir sürü soru var. Hepsinin de ucu açık. Açık söylemek gerekirse gerçekten şu anda bizlerin de nasıl bir program uygulayacağımız konusunda tereddüt içerisindeyiz. Şöyle ki biz en azından ilk etapta bir aylık bir süreci göz önüne alaraktan da gerek pazar içerisinde yaşayan futbolcu kardeşlerimiz, gerekse dışarıya giden futbolcu kardeşlerimiz arasında bir program uygulamak zorundaydık. Tabii ki biz bir ay diyoruz ama aha da 15 gün sonra ve 20 gün sonra dediler ki lige başladığınız anda biz hazır vaziyete gelmemiz lazım. Çünkü uzun bir süreç içerisinde futbolculara izin verme şansımız da yok. Malum 7 veya 10 gün içerisinde tamamen vücut sıfırlanabiliyor. Çünkü şu anda takım belirli bir ivme yakalamıştı. Gerçekten iyi durumdaydık. Onun için onu sıfırlamama adına biz giden arkadaşlarımıza haftaya burada kalan arkadaşlarımızla bir antrenman programımız var. Ama dışarıdaki arkadaşlarımızla tek tek bir çalışma programı vererekten de onların da en azından şu anda var olan o fizik ve güçlerini kontrol etmeleri açısından bir programlarını kendilerine ilettik. O açıdan da şimdi merakla bekliyoruz. Yani süreci bilmediğimiz için ne kadar zaman sonra bu iş sonuçlanacak bilmediği için biz de onlara şu gün toplanacağız veya toplanmayacağız gibisinden bir şey söyleyemedik. O açıdan da bir haftalık bir program verdi kendilerine. Bir hafta sonra tekrar gidişata göre ikinci bir program verme şansımız olacak. O açıdan da malum sizlerin de hepimizin de merakla beklediği bu ne derece sonuçlanacak? Çünkü o virüsün etkisinin azalması veya çoğalması durumunda bizim erken veya geç başlama şeyinde de en önemli faktör olacak diye düşünüyoruz şu anda. Playoff'a kalırsak herhalde bu daha da uzayacak anlamına geliyor mu? Playoff'a kalıncaya kadar zaten öncelikli playoff'a kal veya kalama şu andaki önemli olan o değil. Önemli olan liglerin ne zaman başlayıp başlayamayacağı. Çünkü bu Haziran'dan bahsediliyor. Bak tam bırakın Nisan sonunu, Haziran'a kadar kayma şansı bile var. Ama bir şekilde ligde başladığı zaman da bu playoff'ta peş peşine girecek. Ama bazı ülkelerde oldu. Kim bilir, belki de diyeceksin ki işte bu sene tamamen ligleri dondurdum veya şu anki haliyle işte tescil ettim gibi düşünce içerisinde de olunabilir ama şu anda gerçekten ucu belli Şu olmayan da var yani. bir kararsızlık içerisindeyiz. Şimdi mesela ligde ertelendi, uzadı. Bir de playoff'a kaldığımızı düşünürsek önümüzdeki sezon da ne zaman başlayacağı da belirsiz oluyor değil mi? Şimdi arkadaşlar burada en önemli şey artık futboldan ziyade futbolun ne zaman ve ne şekilde başlayacağından ziyade insan sağlığı. Bu hepimizin de takdir ettiği bir şey. Öncelikle sağlık açısından ortam ne olacak? Bu virüs açısından toparlanma süreci ne olacak? İlk etapta düşünülen o. Dediğim gibi onun gidişatına göre hem liglerin bitimi hem de akabindeki playoff karşılaşmalar öyle veya böyle bu şekilde oynanacak. Ama bunun süreci Haziran'a sarkabilir, Temmuz'a sarkabilir. Bir dahaki sezon Eylül'de başlayacağına belki Ekim'de başlar. Yani Kasım'da başlar. Onun için ama öyle geciktikçe de mutlaka bunu bir şekilde bitirilecek. Ha bu ne olur? Önümüzdeki süreç içerisinde başlarsa Pazar Çarşamba oynarsınız erken biter. O açıdan playofflara da erken başlama şansımız da öyle yakalayabiliriz diye düşünüyoruz. Onun için biz şu andaki bütün programımız futbolcuların tamamen sıfırlanmaması açısından ön tedbirlerimizi aldık. Ona göre bir antrenman programı, antrenman periyodu izlemeye çalışıyoruz. Şu anda da beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Geçmiş olsun. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.